Babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Universalis 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Garipliklerin, aksiliklerin yaşandığı serimiz. Devam ediyor abi, devam etmekte. Şunla aramızda bir ittifaklık oluşturmuştuk abi. Aynı zamanda Yu da ittifakımızdı. Ve biz yavaş yavaş artık Jin'in bizi arkadan vurmasına doğru hazırlanmaya çalışıyorduk. Ki Jin'le aramızdaki ateşkes sona erdi. Yani her an bize saldırabilir. Aynı şekilde biz de ona saldırabiliriz. Ama bir nedenimiz olması lazım. Cassius Belli'den saldırırsak, yani herhangi bir sebep belirtmeden canım istedi daldım dersek sıkıntı çıkar. Ben bu arada şu Yu'nun oraya bir tane şey göndereyim abi. Transfer Trade Power ya da Collect Trade. Kanka şuraya ben bir trader göndereyim. Yu'nun oradan da para almaya başlayalım biraz, Yu'nun o taraftan da. Burası Yu'ya ait değil mi? Yo, Yu'nunmuş. Neyse, zamanla orada da tutunuruz abi bak. Direkt tutunmaya başladık zaten, gördüğünüz gibi mis gibi paramızı kasıyoruz abi. Mis gibi kasıyoruz paramızı. 20 tane gemimizde ticarete devam ediyor. Artı 3 veren generalim ölmüş. Moral armies veren artı 3'lük generali aldım. Hala Rönesans için para biriktirmeye çalışıyorum. Çünkü bu kadar gerileme iyi değil. Yine %150 geride kalacağız. Ondan çekiniyorum. Dünya standartlarının zaten çok çok gerisindeyiz abi. Orası aşikar bir gerçek. Ve ordumuz da biraz tırt. Rusya da şuradan bize bir el attıydı baba merhaba dercesine. Artık Rus topraklarıyla da aramızı yakın. Ve Rusya ile aramızda evlilik vardı. Evlilik olması güzel bir şey. Evlilik olması şu anlama geliyor. Kafasına göre saldıramaz. Eğer saldırırsa eksi stability yer. Ve yapay zekanın eksi stability yemeği göze alacağını zannetmiyorum abi. Çağatay ve Jin arasında bir savaş gerçekleşiyor. Ve sanırsam Çağatay Jin'e karşı savaşta üstün gelmiş vaziyette. Güzel, güzel. Jin ne kadar yavaşlarsa benim için o kadar iyi. Hatta şu toprakları istiyorum abi. Şu toprakları bir Jin'den almayı deneyelim. Ve bir tane kalem açıkmış. Kalelerin tamamını kapat. Ben Jin'e karşı bir spy kurayım dayı. Jin'e karşı bir spy kurayım. Ve adamını şundan çekeyim artık. Çünkü şunla aramın ilerlemesi artık sadece yıllara bağlı. Yediğim 40 agresifin geçmesi gerekiyor. Sağlam agresif yedik. Avusturya. Avusturya'nın kralı yok ama 15 yaşında. Düzelir o birazdan. Yapma be. Pyrogam neresi? Ona göre bu isyancıları çıkartıp dövebilirim. Pyrogam neresi abi? Pyrogam. Kardeş. Pyongan. Hah, Pyongan. Neresisin? Pyongan. Girin, Hemta bilmem ne, Pyongan şurası. Çık. Çıksın nişancı, gideyim keseyim baba. Kolayım yok ya, gideyim keseyim abi. Hayırdır kardeş, sizin isyan sebebiniz nedir bilmiyorum ama ağzınıza vuracağım yani. Bu kadar. Oldu da bitti maşallah, gel. Biz böyle böyle din bütünlüğünü sağlarsak artık din isyanı da çıkmaz. Güzel olur yani, güzel olur. Zaten şuna baksana abi ya. Şuna bak. Adamlar kendiliğinden Katolik'e geçip durdu zaten. Benim bir şey yapmam gerekmedi ki. Şuna bak abi. Katolik, Katolik, Katolik. Birkaç tane Tengrici var ortalıkta. Katolik, Şinto, Katolik, Tengri, Katolik. Ya ben şunu anlamıyorum abi. Bizim ana kıta nasıl Katolik olabilir ya? Şuralara bak. Buralar da Katolik oluyor Şinto'dan yavaş yavaş. Abi artı bir daha misyoner STR bayılırım ya. Ama şu aşağıda Administer Technology Cost -5. O daha bir cezbediyor ama. Ulan nasıl olsa Rönesans'ı yakalayınca teknolojik geriliğimiz gidecek ya. Bir misyoner STR daha alalım da. Onunla kasalım bari. Jin'in içerisinde spy bürüyor. Hatta ben Jin'i rival olarak seçeyim ya. Kardeş Jin. Kolla kendine geliyorum Jin. Kolla kendine geliyorum. Evet, Jin'le bizim de aramız geriledi. Aha, Rönesans. Allah'ım çok şükür nihayet Rönesans. Vallahi Rönesans, billahi Rönesans ya. Nihayet abi Rönesans.
Beyler Rönesans geldi. Abi çok şükür bizim buralara uğrar mıydın sen ya? Abi bizim buralara uğrar mıydın ya? Rönesans geldi çok şükür lan. Vallahi nasıl sevindim ya. Baba Rönesans geldi. Güzel. Güzel güzel. Wu'yu diğer savaşta bitireceğim abi. Wu'nun zaten kim? Oo bak. Jin Wu'nun bağımsızlığını destekliyor. Bir saniye ben Jin'e dalsam kim geliyor abi? Hiç kimse. Yu niye gelmiyor? Yu çünkü düşmanın tarafında savaşa katılıyor. Humiliate için saldırırsam. Anladım. Şunun borcu var. Peki Wu'ya dalarsam şey bittikten sonra, Trust bittikten sonra Jin geliyor kanka. Bak bu sayede var ya Yu ile Jin'in arasını bozup birbirine düşürebilirim. Trust bittikten sonra muhtemelen gelir ya. Şunu da borcunu öder o vakte. Tamam tamam. Hallederiz dayı, hallederiz. Sıkıntı yok. Oo, Çağatay böyle Jun'un arayı bölüp bir kakaliyah çıkarmış ortada. Abi kakaliyahın kimi kimsesi var mı? Kimi kimsesi yoksa ben dalacağım direkt çünkü. Oo, direkt benimle ilişki geliştiriyor. E seni vasal olarak alıp ne yapayım ben ya? Direkt iki yorgunlukla başlıyorum bu şekilde dalarsam. Abi hemen şuraya bir spy. Hemen şuraya bir spy. Bir tane de orada var gerçi. Gerek yok ya spy'a. Sal. Jin'in isyancılarını destekleyip Jin'i bölmeye çalışabilirim aslında. 10 prestij kaybedelim bir şey olmaz. Prestij kaybını pek fazla umursamıyorum. Kakalyah'ı vasal yapsam ondan sonra annex desem Çağatay'ın içinde bir tane daha adamım olmuş olur. Ana! Rusya ile ilişkim hayret nasıl 114 oldu abi? Ulan vallahi az kalmış. Azıcık para mara versem şey yapar mısın lan? İyi abi. Lan misyoner eksi bir mi yedi? Misyonerin artısı düştü kendi kendine. Abi şu yukarısı bitti. O zaman ben şuraya atlayamıyorum. Buraya atlayacağım mecburen. Buraya geliyorum dayı. Buraya geliyorum. Yukarıya zaten bir şey yapamıyoruz. Yavaş yavaş böyle Rusya'nın içine içine ilerleyelim abi. İçine içine ilerleyelim. Claim mi atıyor bize Jin? Hayırdır? Hayırdır abi, Jin bize claim mi atıyor? Ben Jin'e claim atacağım zaten birazdan. Şu yukarıdaki Urkan'ı ve Hingan'ı istiyorum abi. Urkan. Bir tane daha claim atamıyorum. Sağlık olsun. Jin Buryata. Geliyor mu buraya? Geliyor kolonici. Burası da yavaş yavaş oluyor. Sonra direkt şuraya alacağım. Maksat arada Kakalyah'la bir birleşim olsun. Alabilir miyim bilmiyorum da muhtemelen şu aşağıyı ya da yukarıyı. Bilmiyorum artık. Rusya'nın bağlantısına göre hareket ederim abi. Rusya'nın durumuna göre. Aha da teknoloji geliyor. Süper. Biraz geriyiz ama halledeceğiz abi. Biraz geriyiz ama halledeceğiz. Palatin'in şeyi yok. Palatin yine padişahsız kalmış, şeysiz, kralsız kalmış. Spanish, İtalya, Sicili. Sicili kim abi? Sen nasıl yaşıyorsun ya? Sen ortaya çıktın muhtemelen. Portekiz ve Papa seni destekliyor. Anladım. Fransa kimle elaydı? Portugal, Savoy, Venice, Skalava, Nupe. Rusya bir gelişti abi. Rusya bir genişledi. Ne oluyor? Advisor'larımdan biri öldü. Colonial Ranch lazım değil. Improved Relations lazım olabilir. Diplomatik popülerlik de alabiliriz ama fazla para kaybetmek istemiyorum şu sıra. Biraz elimde para kalsın abi. Ben yine neden şey atarken zorlanıyorum? Claim. Hingan. Şimdi misal Jin'e dalsam kim geliyor abi? Şun falan gelir mi acaba? Yu'nun da karşı tarafa gelmemesi lazım. Daldık diyelim.
Abi şun borçtan dolayı gelemiyor. Yu'da düşmanın tarafında savaşa giriyor. Zaten defansif olduğu için artı 30 şeyi var abi adamın. O zaman bununla ateşkesin bitmesini bekleyeceğim. 1737'de Wu üzerinden Jin'i döveceğiz. Yani çünkü şu an Wu'nun bağımsızlığını Jin şey yaptığını iddia ediyor. Jin desteklediğini iddia ediyor. Wu'yu yerken Yu da bizle beraber gelir. Araya Jin'i de kaynatmış oluruz. Yani benim aklıma gelen en temeli bu. La Jin'le aramız gerilesin ya. Ağzına vururuz Jin'in. Sıkıntı ettiğiniz şeye bakın oğlum. Ağzına vururuz baba Jin'in. Adamlar benimle ilişki kasıyor bu arada ya. Kardeş yok, 630 para veremem. Yok anam, hadi başka kapıya. Kakalya. Abi herifi vasal yapsam şurada bir toprağım olacak. Neyse en azından oradan teknoloji meknoloji buluruz be baba. Bence adamı ben vasallamaya çalışayım ya. Gel. Sonra bir elay melay atarım şöyle 100 olduğunda. Direkt 150'ye çıkar. Oradan vasalı çakarım abi herife. Tamamdır. Suntar neresi? Duruma bağlı abi. Şimdi diğer kıtalarda bir yer çıkar. Suntar. Kıhayata. Tamam. Kıha. Suntar. Kıhayata. Evet, bu. Neresi abi orası Suntar Kıhayata? Göremiyorum ki. Şurada. Aile ayaklansın bakayım. Hayırdır ya? Nereye ayaklanıyor? Orada birkaç yer alır şey yaparız. Dertleri ne abi acaba bunların? Bir saniye bir dertlerini öğrenelim baba. Şuradan isyanlar kısmından. Derdiniz ne kanka? Diyelim ki ben sizin şeyi onaylayacağım. Ha. Otonomi istiyorlar sadece. Anladım. Geçtikleri yere de 10 otonomi veriyorlar. Bizimkilerin oraya hızlı gitmesi lazım. Trade range'ini falan da geliştirdim. Diplomasi istediği kadar cost olabilir abi. Diplomatik ilerlemeye ihtiyaç duymuyorum şu anda. Zaten ne gemi savaşlarıyla uğraşacağım ne başka bir şeyle uğraşacağım. Diplomatik ilerlemeye ihtiyaç duymuyorum abi. Lan yalnız maşallah bak. Kral ne kadar yaşadı lan öyle? 77 yaşında abi herif. Adam 77 yaşında kanka. Kardeş ne yaşadın be? Vallahi iyi yaşadın, helal olsun. Geçtiği yere 10 otomunu mu bırakıp duruyor? Neyse. Aldık baba burayı da. Niye yollayamıyorum oraya? Şuraya yolla. Şuraya. Burayı mı bekleyeceğim illa? Burayı bekledikten sonra buranın iki yere de kıyısı var. Oraya yollarız. Adam da burada yapıyor kolonisini. Gel baba şurada dur 12K. Adamlar aldı otonomiyi valla. Söke söke aldı. Adamlarım uzaktaydı ya. Adamlarım uzakta olmasa hani bir babayı alamazlardı. Adamlarım uzaktaydı. Rusya, hocam bana karşı kanın ısınıyor mu? Gerçi arada ayı gibi teknoloji farkı var ya. Var ya ben bir Rusya'yı elay alsam Allah deme keyfime ya. Deme keyfime de birazcık sıkıntı ya. Gel baba şu girine. 1737'ye yaklaşıyoruz yavaş yavaş. 1737'ye yaklaştığımızda Wu üzerinden Jin'e savaş ilan edeceğim abi. Wu üzerinden Jin'i devre dışı bırakacağım. Ve güzel aşağı yukarı herkes Katolik olmak üzere. Kakalyah'la aramdaki ilişki yükselebileceği kadar yükselmiş. Hayırdır kanka sende niye böyle 78'de tıkandı? Ha, eksi 20 yiyoruz çünkü. Elay olsak ne olacak? Elaylıktan artı 50 gelecek. 128. Yok lan ben bir de seni vasallamakla uğraşamam ya. Evlenemiyoruz, edemiyoruz. Abi ben en temizi şuna spy atıp bu herifi yiyeyim ya 2 dakika. Vallahi boşa bekliyorum. Hocam şurayı hızlı koloni eder misin? Çünkü gerçekten bak kıç kadar alana mahkum kalacağız. Şuraları falan da alalım bari ya. Şu iki yere de atalım. Rusya ortasını bırakmış.
Adamın derdi yok ki, adam orayı sonra koloni edecek. Adamın derdi yok. Bu arada Jin'in isyancılarını destekleyeceğim, ondan bekliyorum. Bu arada var ya, birkaç tane fabrika yapıştıralım abi. Nereye yapıştırılıyor? Ulan yeşil hiçbir yer yok mu koca ülkede be? Var ki gözüküyor abi. Var ki basıma açık gözüküyor yani. Ha, din değiştiği için oraya yapamıyoruz. Kaç veriyor abi? Artı 24, artı 32. Bilmem ne. 24'ü 32'yi sal abi. Şundan yapsak. Artı 37 verip duruyor abi. Şu yukarılara bir artı 37'lik kuralım ya. Başka nerelerde var? Artı 16, artı 16. Kardeş ne yapıyorsun? Artı 16 dalga mı geçiyorsun ya? Tam artı 37'lik yukarıya kuralım abi bir iki tane. Bina dikmek önemli hacı. Bina dikmek önemli. 1800 günde de olsa bina dikmek önemli. Siz ne yapıyorsunuz abi? Sizin ticaret nasıl gidiyor diyecekken misyonu cancel'ladık. Artı 3.42 veriyor baba. Girine devam. Girine devam abi. Artı 3.42 veriyor. Merkantizm alıyoruz abi. Merkantizmimiz ne kadar yüksekse bu ticaretten bize daha fazla gelir gelecek. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir 10 tane daha ticaret gemisi basalım abi. Sağa sola yollarız. Onunu bir yere, onunu bir yere falan böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 tane mi yapsam aslında? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hayırlısı bakalım. Tam 20 tane daha gemi yapacağım. 20 tane daha ticaret gemisi yapacağım. İnşallah bok etmiyorumdur. Ha, Wu ile aramızdaki turus bitti. Ve yeni gelen krala selam vermek amacı ile ne oldu kardeşim? Bir isyan patlak verdi abi aşağıda. Bu isyancıların derdi arzusu ise deli misiniz lan siz? Feodal monarşi istiyorlar abi. Ya 2-3 ikilik bir eleman var. Bu 2-3 ikilik elemanı tahta çıkarmak istiyorlar. Kanka bir saniye, şu Rusya ile biz bir evlilik daha yapalım. Hocam bizim evlilik kırıldı da. Size zahmet bir evliliğe gelir misiniz ya? Dur, senden diplomatı çekelim. 90 gün sonra yollayacağım ben sana evlilik isteğini. Şuraya gel baba. Getir orduyu buraya. Gider 2 dakikada döveriz ya. O sıkıntı değil yani. O sıkıntı değil. Birazcık toprak moprak alacak ama geri kalanı dert değil. Gel baba şuraya. Bizim daha hala kafada şey ulan, hala demir teknolojisini keşfedemedik ya. Abi geç şuraya. 15K'lık adam bunları dövmeye yeter. Diğer 15K'yı getirmeyeceğim. Yeter inşallah ya. Döveriz herhalde. Başkente oturmaya gidiyor herif. Cesarete bak. Personal Union on Monarchy Dead. Eğer bizim eleman ölürse, yani bizim hatun ölürse ne oluyor abi? Yine mi kalıyoruz? Anlamadım ki. Yönetimimiz yine mi kalıyor? Ne oluyor? Bekle baba. Rusya ile evlenir hemen bir tane varis şey yaparız. Rusya ile bir evlilik yapar, varis doğururuz abi. Şu an varisimiz olmadığı için böyle muhtemelen. İsyancıların elinden kurtardık orayı. Dön baba geri şuraya. Shinto dinine mensuplar isyan etmeye çalışıyor. Hiçbir şey olmaz sizden. Hatta ben bir stability boostlarım. Öylece nem kalırsınız ortada. Abi sen şöyle bir girine geliver. Jin'in bir isyancılarını destekleyelim. Q isyancıları. Sadece bir yerde. Yok, bir yerde değil abi. Bana fazla... Aha! 900 parabaydık ama inşallah bu isyancılar çıkıp Jin'i yıpratacaklar. Jin o esnada yıpranırken biz de Wu'yla son savaşımızı vereceğiz abi. Ama Yu'ya karşı claim'im yok.
Bir saniye. Wu'ya bir spy atarız abi. Wu'ya bir spy atarız. Wu'ya bir spy atıp onu da hallederiz. Ha, Kakalya. Kakalya'ha da ben bir claim atayım. Ondan sonra bir gidip kafasına vurayım Kakalya'nın. Tamamdır abi. Support'u geri çek. Şuradan ben şu adamın tek toprağını almaya gidiyorum. Bu arada ülke sanırsam şu an riskte ya. Kardeş ne yapalım? Ne istiyorsun? Anlamadım ki. Anladım. Bir varisimiz yok. Da 28 yaşında yani eleman. Sıkıntı yok. Oh! 3-0-4 bir varis verdi. Kurtulduk mu? Kurtulduk. 3-0-4 varis nedir kardeşim ya? Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Diplomasiden anlamıyor. Yiyip içip savaşacak. Anladım. Güzel. Askerlerimizi falan da yeniledik. Bizim askeri teknoloji 19 oldu değil mi? Aynen abi bak Rönesans'ı bulmamızla beraber baya baya bir rahatladık. Bunların askeri teknoloji 21. Jin'le aramız... Aha! Aha 70K isyancı vurdum baba Jin'in ağzına. Jin'in ağzına 70K isyancı vurdum baba. Ağzına tüküreceğim onu. Ağzına tüküreceğim kanka onu. Kakalya. Toprağını istiyorum kardeşim. Üzgünüm. Oğlum borç gelecek ya öteki türlü. Borç gelmesini göze alamam. Şu Kakalyah'ı 2 dakikada indireyim. Çağatay'dan askeri geçiş alır geçerim o tarafa. Çağataycıyım. Seninle aramız iyi zaten. Askeri geçiş verir misin canım? Tenku. Tenku. Kır şurayı. Hoppa. Gel baba şöyle. Kakalyah'a. Abi. Jin 70K isyancı ile uğraşırken ben Kakalyah'ın işini bitirip tekrardan Wu'ya saldıracağım. Zaten şu an Wu'ya claim atabiliyorum galiba. Atamıyorum. Wu'ya dalacağım baba. Şunun borç bittiyse şunu da gelecek benimle beraber. Ondan sonra hem Jin'i hem Wu'yu dövmüş olacağız. Ve Jin'e de savaş karşılığı olaraktan... Hocam, gemileri şöyle bir yerine sokar mısın? Şuradaki 20 gemiyi al. Şu ikisiyle beraber bunları bir buraya getir abi. Yeni bir 20 gemi daha trade'e. 20. gemi nerede? Evet, 20. gemi diye bir şey yok abi. 20. gemi diye bir şey yok. Ben yanlış görmüşüm. Peki. Geç şurada 20. gemiyi bekle. Din değiştirmeye devam. Ya hiçbirisi bir boka isyan edemez. Şu Kakalyah'ın bir toprağını alıp çıkacağım abi. Burayı da Çağatay'a falan bırakırım herhalde, bilmiyorum. Ya Çağatay'a bırakırım ya içinden başka bir işkence çıkartırım. Hoppa çok güzel bitti abi. Ne oldu kardeş? Benim 12K askeri dövemedin diye mi? O orada koloni yapıyor, vicdansız. Ne uğraşıyorsun? Şurayı bana ver. Tüm paranı ver. Vasalım olmana gerek yok. Bir de transfer trade power yani bir şeye yarayacağımdan değil de. Öylesini aldım işte. Al otonomiyi. Al birader. Core'unu da yapıyoruz burada. Güzel. Benim 12K adamımdan dayak yiyecek kadar ezikse sevindim buna. Jin'in 70K isyancısına ne oldu abi? Jin'in... Ben Jin'e bir 70K peydahlamıştım. Oha kanka gidip adam var ya kaşla göz arasında dayı veti aldı. Abi Yu ile bir ilişki geliştirelim. Çünkü Yu ile aramız baya baya bir soğumuş. Yu'cum selam canım. Baba Jin'i sal. Jin'e bir claim dağıtıp Jin'i salıyorum. Jin'i sal. Rusya'ya yalakalığa devam. Kakalya kime atmışız? Wu'ya tamam. Şimdi Wu'ya savaş ilan edeceğiz ama. Ya Rusya bir elayla gelsem be kanka artık ya. Bir elayla gelsem be ya. Vallahi bak evliliğimiz var, şeyimiz var. Seni ben bir elay olarak alsam yanıma. Neler yapacağım neler de işte. Gelmiyorsun ki vicdansız. Kardeş nereyi istiyorum biliyor musun? Nying'i. Tamam. Burayı bana vereceksin abi. Her türlü. Ben çünkü şunla bunla üstüne binmeye geliyorum birazdan. Abi, let's go. Aha! Vallahi Yu da geliyor, şun da geliyor. Biz o ara Jin'i de yeriz. Gel 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 gel.
Hele abi gel. Gel. Sen burada bunu ez. Biz de şurada bir jini düzleyelim abi. Biz de şurada bir jini düzleyelim. Jin bizim üstümüze de gelebilir. O yüzden bir kaleleri açalım abi. Dur kardeşim, bizim kaleler. Kaleler bir ayağa dikilsin. Biraz para götürecek kaleler ama sıkıntı yok. Adamı kestik az önce. Wu kaçtı Jin'in topraklarına. Artı 3 fort defans. Alırım kardeşim bir dal. Trade efektif artı 10. Oh, bir tane daha marketçi geliyor. Var ya, yaşadık yaşadık. Kardeş, bir saniye. Şu hızı bir 3'e düşürelim abi. Ye onu orada, ye onu orada şun. Şun ye onu orada. Bak Yu falan da geliyor. Biz de yukarıda şu elemanı bir yiyelim abi. Jin'i bir yiyelim. Jin'i bir aradan çıkartalım. Jin kalelerimizi rahat düşürecek gibi ya. Ne oldu lan? Hangi tarafın lideri? Aşağı tarafın. Peki. Buraya bir tane general ver baba. Pek bir boka yaramıyor general ama sağlık olsun. Wu direkt aradan çıkacak zaten de Jin sıkıntı. Rusya ile ara fullenmiş. Ya Rus bana karşı bir sıcak oluyor. Bana karşı bir sıcak oluyor. Kalelerin hızlı düşmesi kadar normal hiçbir şey yok abi. Çünkü kalelerin içi boş. Abi dur. Kaleye doğru kaç sen. Kaleye doğru kaç. Bu adam bizi yakalayamadan kaleye doğru kaç. Adam kalabalık çünkü hocam. Adam kalabalık. Şu Wu'nun işi bitsin zaten. Herkes yavaş yavaş Jin'e doğru gelecek abi. Jin. Tam Wu'nun orada bir askerini patakladık. Ne diyor papa? Prestij ya da papal influence. Papa beni şeye davet ediyormuş abi. Roma'ya davet ediyormuş. Gelelim baba, ne olacak? Gelelim. Eyvallah papa. Bu eleman nereye gidiyor lan? Benim 12K'lık askerime mi gidiyor? Kardeş nereye gidiyorsun? Sen şöyle bir tık bir kalenin gerisinde dursana. Şu kaleler yeterince garnizon topluyor mu abi? Alın ulan dukat. Alın ulan. Var dukatımız, alın. Kardeş şu Jin'e karşı bana yardımcı olur musunuz ya? Oo, oradaki kalemi düşürmeye çalışıyor. Ben orada yamulurum ya. Şurayı alırsa yamulurum. Ki alır yani. 2 yıldızlı generali var ve 30K adamı var abi. Belki yani defansta yakalarsam bir umut. O yüzden şu orduyu kalede bekleteceğim. Kardeş şuradaki adamıma dokunma yeter bak. Oradaki adamın sana hiçbir zararı yok. Wu da buraya geliyor. Oğlum niye böyle benim topraklarımın bir içinden geçme gereği duydunuz? Yani niye benim toprakların içinden geçiliyor abi? Şuradaki kaleye doğru bir ilerle. Şuradan bir tane paralı asker al. Jin nereye gidiyor abi buradan Jin? Abi şu herif kalemi yarmaya çalışırken onu orada indirebilir miyim acaba ya? Kalede ne kadar garnizon var? En azından zarar verir, almasını önleyebilirim ya. Bence yakalayamaz bizi geçerken ederken falan. Hocam bana yardımcı olsanız diyorum ya. Harika olmaz mı sizce de? Şun, Yu. Oğlum adamlardan köpek gibi üstünüz lan. Arkadan şu kovalıyor beni. Kale hala bende. İnşallah ben oraya gidene kadar kale düşmez. Kale düşerse çünkü onlar defanslı olur. Onlar defanslı olursa benim 30K'lık orduyu parça pinçik ederler. Ki adamlar zaten beni parça pinçik ediyor abi. Adamlar zaten parça pinçik ediyor anasını satayım. Yapacak hiçbir şey yok ya. Adamın askeri güç kaçtı? 21. Ben yeni 20 olduydum herhalde. 20 mi oldum, 19 mu? Oğlum ben yeni 19 olmuşum. Dur kardeş, orduyu yok etmeyin de bir kaçıvereyim şuradan. Neyse, Kuyota'ya Muyota'ya hayatta adam çıkaramaz zaten. Birleşin abi. Savaş durumunda eve, onun dışında artı 4 39. Onun dışında tabii ki girine.
Hocam adam benim kaleleri alıp duruyor. Yardımcı olur musunuz rica etsem? Adam benim kaleleri alıp duruyor abi. Yardımcı olur musun? Şun. Jin. Abi şu tarafa gelsene bir. Ben adamlarımı kaçırayım en iyisi ya. Bizimkiler döver zaten bir şekilde. Şunlara dalmayın yeter hocam. Bak şu yukarıdaki 12K'ya dalma yeter. Onun sana bir zararı yok, bir şey yok abi. Onun sana bir zararı yok. Ona dalma. Vurma ona. Vurma ona vicdansız. İnsafsız adam. İnsafsız adam. Ona vurma. Jin var. Böyle Jin'i bir şey yapsam. Jin gelmiyor ama ya. Toprak almaya değil oğlum. Sırf şuradan var ya, Yu'yla ilişkisini kesmeye ya. Sırf şuradan böyle Yu'yla ilişkisini kessin istiyorum böyle. Başka bir şey istemiyorum. Kardeş gelip o 12K'mı yedin ve benim tüm koloniciliğimi bok ettin değil mi orada? Seni tebrik ediyorum ya. Püh, Allah'ın cezası. Orada 12K ordumu yedi herif ya. Yesin anasını satayım, yesin. Yesin bakalım, ben ona neler yedireceğim ben ona. Bak buradan Yu geliyor, şun geliyor. Ben bu herifin son toprağını aldıktan sonra adam burada kilitleniyor. 60K ile ben de üzerine geleceğim kardeş. Ben de üzerine geleceğim. Merak etme, ben de seni bitireceğim. Ne yapıyor abi? 2K ile bu herif boş toprak alıp duruyor. Bir şey yaptığı yok ki, ben şu kalemi kurtarayım bari. Hadi lan şurası da ne inat etti düşmemeye ya, bir inat et. Bilgisayarı yeniden başlatması mı gerekiyor? Seni yok ederim çocuk. Avage seni yok ederim, mal mal iş yapma. Yu'nun donanma, Jin'in donanma. Kanka Wu ile Jin kapışırken yürü. Yürü 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 yürü. Çıkar orduyu, çıkar orduyu. Yu kaybetme geliyorum. Yu kaybetme geliyor donanma. Geliyor donanma, Yu kaybetme. Yu kaybetti galiba. Abi benim bölgelere şimdi böyle bir bir oturuyor mu? Aynen. Aynen. Bir K bir K saldı ordulara, böyle üzerimizden tıtık tıtık geçiyor. Ay, onca zaman uğraşıp yaptığımız donanma galiba şu an bok gibi gümleyecek abi. Galiba şu an bok gibi gümleyecek ya. Kanka bir yere çekil. Kurban olayım. Bak her şey patlamasın. Neyse toplamaya uğraşacağız sonra bunları. Hayırlısı bakalım. Abi bizimkiler Jin'in içinden geçip geçip duruyor. Bakalım Jin efendi ne zaman pes edecek ya? Ben topraklarımı geri alırım babam. Problem yok. Ben topraklarımı geri alırım. Şuraya oturma la. Orası koloni ediliyor ya. Ayı derisi falan varmış orada. Ya Jin komple benim içime geldi ya. Komple bana geldi abi Jin. Hah, nihayet Wu'nun şu zıkkım kalesi de düştü. Yürü baba Jin'i oymaya. Jin'in var ya şu Buryata tarafındaki topraklarını istiyorum abi. Jin'in kendisine dokunmayıp o Buryata tarafındaki topraklarını alacağım. Wu barış yok sana. Aslında barış yapıp Jin'den kurtulabilirim. Çünkü Jin beni dümdüz etti. Arazi gibi üstümden geçti adam ama... fark eden bir şey yok abi. Fark eden bir şey niye yok? Çünkü Shun gidiyor oraya. Yu. Yu da gidiyor mu abi oraya? Yu da gidiyorsa problem yok da, Yu ordusunu yatırıyorsa problem var. Niye 33K ordunu yatırıyorsun Shun? Ve Yu ne yapıyor abi burada? Wu'nun aldığı tek kaleyi düşürmeye çalışıyor, öyle mi? Kardeş var ya, sizden adam olmaz ya. Ben sizle uğraşacağım diye Jin beni papaz etti ya. Hocam. Yu ile ilişkini kes. Aha! Kesiyor. Okey, Yu ile ilişkini kes. Para ver. Tamam, para verme. Toprak ver. Şunu verme sen. %39 skorum var oğlum, versene ya. Tamam, verme. Verme anasını satayım. Şu ile de ilişkini kes lan. Militar aksesi varmış zaten. La kesme kesme, tamam hiçbir şey yapma. Tamam. Yu ile ilişkisini kestirdik adamın. Gayet nice, gayet nice. Şimdi. Gel kanka şuraya.
Bu arada anladık ki bir jin saldırısı durumunda babalara geliriz. Neyse zaten Yu'yu şey yapmayı başardık abi. Yu'yu tek bırakmayı başardık. Yani jini Yu'suz bırakmayı başardık. Şimdi sıra Wu'da baba. Kardeş şurayı da şuna verelim o zaman. Aynen. Bak şurayı da şuna verelim. Ne kadar agresif yiyorum abi? 22 mi? Şun 22 yiyor, ben 5 yiyorum. Şurayı alsam. Şu iki yeri versem bana. Ben ne kadar yiyorum abi? 17 yiyorum. Zaten daha fazla da alamıyoruz ya. 25 mi agresif yiyeceğim ben? Şunu da 22 yiyecek. %100 var skoru da almış olacağız. İyi eyvallah. Vallahi ben yine dünyanın toprağını aldım. Benden rahatı yok. Bastır baba şuraları. İsyan gelmesin. Başka nereleri aldık? Ay, bayağı yer aldık ya. Wu'yu falan bayağı ezdik abi. Şurada dur. Wu'yu yok ettik hocam. Wu'yu yok ettik. Ulan birbirimize agresifimiz işlemesin de. Abi 50 agresif ne ya? Bizim muhtemelen önceden birikmiş agresif de vardı. Agresif yiye yiye bir hal olduk abi. Oha. Oha. Niye? Fazla gelişmeden. Fazla geliştiğimiz için abi bir ton isyan çıkacak. Ama muhtemelen çıkmadan kurtarırız ya. Bir tek Wu isyanı çıkabilir. Bak çünkü şuralarda böyle camış gibi 6'ya çıktı. Bir tek Wu isyanı çıkabilir. Onun dışında isyan çıkmaz. Ve bir şey diyeceğim abi. Wu tarafında isyan garanti çıkar. Çıkarsa da kaç çıkıyor abi? 41K çıkıyor. Wu'nun oraya benim adam götürmem lazım. Korean Spartans yok. Koreliler çıkmaz baba, isyan edemez istese de. Fazla gelişmeden dolayı bu ya. Şu şeyler bitsin abi. Korlar bitsin. O fazla gelişmeden gelen isyan durumu da çözülür. Benim şu kaybettiğim gemileri geri tazelemem lazım. 40 tane de trade gemim var abi. Bu 40 trade gemisiyle ben ne yapıyorum şu anda? Artı 3.92. Gidin baba, artı 3.92'ye gidin. Evet, kolonizasyon işlemim yarım kaldı benim. Burada kolonicilik devam ediyor mu? Etmiyor çünkü adamım yok orada. Şuraya biraz adam basalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Buradan adamlar da çıkar. Korsanların saldırısını orası da fark etmez ya. Bizim gemiler hayvan gibi abi. 40 tane gemiyle dolaşıyoruz ortalıkta. Şunun birlikler burada kaldı muhtemelen. Hocam şuraya yerleşin. Bu isyanları haraslamak gerekecek mi? Yok, gerekmeyecek. Düşüyor, düşüyor. Düşüyor abi. Düşüyor. Hiçbir isyan çıkacağını zannetmiyorum ben. Çıkmaz baba, çıkmaz. Birazdan buraların da zaten şeyi tamamlanır. Şu core işlemi tamamlanır. Core işlemi tamamlandıktan sonra isyan misyan çıkmaz. Abi siz de şuraya gelin. Rusya. Ya Rusya bana bir el at da yani. Oha. Abi Rusya hayvan gibi büyüdü. Şurayı da mı aldın? Kanka hemen önüme şey atma be. Hemen önüme koloni atma. Şu geride kalan tarafına koloni atsana Rusya. Benden iki bölgeyi mi istiyor? Abi Rusya benden bölge isterse ben sıçtım bir kere. O bölgeyi herif alır yani. Alır. Ağzıma sıçar yine alır. Rusya benden bu bir bölge istiyorsa o bölgeyi alır yani abi. Seve seve vereceğiz o bölgeyi. Yapacak bir şey yok. Lan süresi en az olan 15 aydan başlıyor. Tamam. Çevir babacığım milletin dinini. Ben daha şuralara dağıtacağım Rusya. Kusura bakma yani. Sana toprakları bırakacak değilim. De yani artık Rusya mı kusura bakar, ben mi kusura bakarım bilmiyorum abi. Çünkü Rusya'nın ağzıma vurma ve dalma ihtimali var yani. Dalarsa babayı yeriz o usta. Dalarsa babayı yeriz.
Yani misal Rusya'ya karşı bana kim arka çıkabilir? Kimse arka çıkamaz. Rusya beni yok eder. Osmanlı da Rusya ile alay zaten. Osmanlı da benimle alay olmaz. Çünkü arada yani Rusya ile bak şimdi alay olma ihtimalimiz niye fazla? Harita uzunluğum arttı ama. Oho. Navi STR'm falan da düşmüş. Dur ya ben kaybettiğim gemileri bir tamamlayayım. Ben kaybettiğim gemileri bir tamamlayayım abi. Ne kaybettim? 9 tane büyük. 14 tane küçük, bir tane de transfer gemisi. Eyvah eyvah. Şimdi 9 tane büyük gemi basılacak abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane transfer gemisi basılacak. 14 tane de küçük gemi basılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5 tane de transfer gemisi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Gemi sayımızı falan bayağı bir arttırmak üzere yola koyulduk bakalım. Evet, isyan abi gitgide düşüyor fark ettiğiniz gibi. Herhangi bir isyan çıkacağını zannetmiyorum. Evet. Zaten isyanlar gördüğünüz gibi bir bir kayboluyor. Kakalya isyanının da çıkacağını zannetmiyorum abi. Ning. Sen ne istiyorsun abi? Ning ortaya çıkmayı istiyor. Ortaya çıkmak mı istiyor? Ne istiyorsun lan sen? Ning will become bilmem ne. Poyang. Oğlum şu Poyang'ın orada devlet ortaya çıkmak istiyor lan. Ning diye. Ming'in yandan yemişi mi? Ning ne abi? Neyse biz şu şununla falan bir ara toparlamaya çalışalım. Var ya bir süre oturmamız lazım acı. Bir süre oturmamız lazım. Eğer biz bir süre oturmazsak millet bizi çok pis yerimize oturtacak. Bir süre oturmamız lazım abi. Şuraya yolla. Şuraya yolla. Rusya sanırım bir çıldıracak ama yapacak bir şey yok abi. Bak çünkü Rusya kapatıyor. Rusya kapattıkça ben de kapatıyorum böyle. Şurayı muhtemelen şurayı da Rusya alır. Şu iki toprağı ben alırım abi. Rusya buraya 31K ordusunu getirdiğine göre bir sıkıntı var demektir. Kardeş. Oğlum biz daha mağara devrindeyiz lan. Yazık la bize. Bize dalma la. Çok güzel. Bölgelerin korları da yapıldı. Artık kolay kolay isyan misyan çıkmaz abi. Bak korlar da yapıldıktan sonra görüyorsun %60'tan sıfıra düştü. Herhangi bir şekilde kimse isyan etmeyecek. Ve yıllık prestijim de arttı. Benim niye yıllık prestijim arttı lan? Görev mi tamamladım kazara? Abi şu bütün gemileri bir alabilir miyim ben? Daha büyük gemiler çıkmadı piyasaya. Çıkacak daha büyük gemiler var. 9 tane büyük gemi çıkacak abi piyasaya. Daha 9 tane büyük gemi çıkacak piyasaya. Şunları şöyle bir şey yapalım. Bir tane küçük gemi eksiğimiz var. Tamam, o küçük gemi de burada. O küçük gemiyle beraber 30 30 10 30 30 şeklinde olacak ordu. 9 tane de büyük gemi gelecek abi. O büyük gemiler zaten burayı zırh gibi tutar. 30 tane de transfer gemimiz var. İşte sağa sola yürürken sıkıntı olmasın diye. Ya çünkü Japonya olarak bayağı bir ilerledik abi farkındaysanız. Daha bir de Jin'i yutacağız ama Jin'i yutmaya henüz baya baya var. Shinto isyancıları zannetmiyorum abi. Shintocular isyan misyan çıkaramaz. Adamlar kendi dinine sahip çıkmadı zaten. Gidip Katolik oldular abi. Adamlar gidip Katolik oldu. Şu Jin'e karşı ne yapacağız biz ya? Jin bizi ekmek edip geçiyor. Aslında Jin bizi ekmek edip geçemez de. Şuralara benim bir tane daha mı kale yapmam lazım acaba ya? Param güzel geliyor nasıl olsa. Oha 6. seviye kale gelmiş. Abi 10 prestij alırım. Kaleleri de 6. seviyeye abanırım. Ne kadar gerekiyor? 170. Hiç sıkıntı değil abi. Şunları 6. seviyeye yükselt. Bu arada ben şurada bir yerde kale yapsam iyi olacak sanki ya. Buralarda kale male yok galiba.
Buraya bir yere kale atsam iyi olacak. Bir de nereye kale koyalım? Abi bir de şuraya koyalım. Jin çünkü böyle yol geçer hanı gibi geçmesin abi. Adam yol geçer hanı gibi geçiyor topraklarımızdan ya. Çağatay da bizi koruyamaz Rusya'ya karşı. Bizim Rusya'ya karşı bir şey yapmamız lazım ama ne yapmamız lazım? İnanın eğer hiçbir fikrim yok ya. Hop teknoloji geldi. Askeri teknoloji de ben de 20 oldum. Ama 20 olmama rağmen adamlardan 30-40 yıl gerideyim. Abi şu saatten sonra toprak almaktan ziyade defansif savaş yapıp yaşamaya çalışacağız ya büyük ihtimalle. Yapacak başka bir şey yok gibi duruyor. Şu gemileri de birleştirelim şurada. Büyük gemilerimiz de geldi. Ondan sonra yavaş yavaş save alıp bölümümüzü sonlandıralım babuşlar. Tamam dur abi. Advisor'lardan biri ölmüş. Artı 3 vereni alacağım abi. 317 altın bekleyebilirim o yüzden. Gel abi. Şu gemiyle birleş. Oh artı bir daha marketçi geldi. Gayet iyi gayet iyi. Para kasa kasa bir şeyler yapacağız artık moruk. Yapacak bir şey yok yani. Para kasıp teknoloji satın alacağız. Hop şuradan ver baba advisor'ı. Şunu da bir yere yollayalım. Ticaret açısından aç kanka. Nereye yollayabilirim ben bu adamı? Şurada ticaret bölgesi var. Çağatay'ın oradaki ticaret bölgesine yollayabilirim. Ya da şuraya yollayabilirim abi. Gel. Collect from trade. 20 gün doğruya ulaşsın. 50 dukat bir prestij. Abi 50 dukat verip defansif alırım ya. Adam oraya ulaştı. Çok güzel. Hızımızı bir düşürelim abi. Oyuna girdiğimizde beynimiz dönmesin. Şu an agresif expansion'ımın düşmesini ve ateş kesimin bitmesini bekliyorum. Yine fena dalabilmek adına. Ki bir sene kalmış yine dalmaya. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.